Yusuflar, Cumhuriyet dönemiyle ülkemizde pek çok yenilikler oldu. Cumhuriyet döneminde bilime önem verildi ve yapılan inkılaplarla birçok bilim insanı yetişti ülkemizde. Bu bilim insanlarından hangilerini tanıyorsunuz çocuklar? Evet Cemil. Semra Ayverdi. Evet, bilim insanlarımıza devam ediyoruz çocuklar. İrem. Tülay Tuğcu. Peki başka bilen var mı? Aykut. Abdullah Necati Akter. Çok güzel çocuklar. Bakıyorum ki bilim insanlarına merakınız oldukça fazla. Sizler de aslında küçük birer bilim insanısınız. Şimdi bu ismini saydığımız bilim insanlarının fotoğraflarını birlikte görelim. İlk resmimizde Mustafa İnan'ı görüyorsunuz. İkinci fotoğrafımız Semiha Ayverdi'ye ait. Üçüncü fotoğrafta Tülay Tuğcu. Ve son olarak Abdullah Necati Akter. Evet çocuklar, daha önce size internetten araştırma yaparak bu bilim insanları ile ilgili bilgiler toplamanızı istemiştim. Kimler yaptı araştırmasını? Evet İrem. Öğretmenim, ben de Semiha Ayverdi'yi araştırdım. Peki, başka? Büşra? Öğretmenim, ben Mustafa İnan'ı araştırdım. Çok güzel. Araştırma yapan Celil? Öğretmenim, ben Tülay Tuğcu'yu araştırdım. Çok güzel çocuklar. Şimdi arkadaşlarınızdan birinin bu araştırmayı sunmasını isteyeceğim sizden. Evet Büşra, araştırmanı sunar mısın? Peki öğretmenim. Mustafa İnan. Mustafa İnan 1911 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana'da bitirdi. Parasız yatılı okul sınavını kazanarak Adana'da yatılı okudu. Okulda arkadaşları ona matematikçi Mustafa lakabını taktılar. 1931 yılında yatılı okulu bitirdi. Mühendislik mektebi sınavlarını birincilikle kazanarak mühendislik mektebine başladı. Bu mektebi birincilikle bitirerek doktorasına Zürih'te tamamladı. Orada kalması için yapılan teklifleri kabul etmeyerek Türkiye'ye döndü. 1943 yılında ilk makalesini yayınladı. 1944 yılında Yüksek Mühendislik Mektebi'nin ismi İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirilince doçent, 1945 yılında da profesör unvanını aldı. Makine, maden ve elektrik fakültesine öğrencilerine ders verdi. Bu arada müsteşarlık ve bakanlık tekliflerini hocalık yapmaktan vazgeçmediği için kabul etmedi. 1961 yılında TÜBİTAK kurulunca vefatına kadar bu kurumda görev aldı. 1967 yılında ilk kitabını yayınladı. Bunun dışında 3 kitabı daha bulunmaktadır. 1967 yılında vefat eden Mustafa İnan'ı ölümünden 4 yıl sonra 1971 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmiştir. Teşekkür ediyorum Büşra. Araştırman çok güzel olmuş. Evet çocuklar, ben de sizlere Oktay Sinanoğlu'nun hayatını okumak istiyorum. Metnimiz ekranımızdan gelecek. Ben metni okurken sizler de dinleme kurallarına uyacaksınız ve metni dinlerken içinde anlamını bilmediğiniz sözcükleri bulacaksınız. Oktay Sinanoğlu'nun hayatı. Oktay Sinanoğlu 1935 yılında doğdu. 1953 yılında Ankara TED Yenişehir Lisesi'ni bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek öğrenim görerek 1957 yılında yüksek kimya mühendisi oldu. 1960 yılında Amerika Yale Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 26 yaşında atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile doçent oldu. 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözerek 1962 yılında dünyanın en genç profesörü oldu. 1964 yılında Amerika Yale Üniversitesi Yüksek Bilim Ödülünü ilk kazanan kişi oldu. İki kez Nobel Ödülüne aday gösterildi. Amerika Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesi oldu. İlk Sedat Simavi ödülünü aldı. 1992 yılında Bilgi Çağı, 1995 yılında Üstün Hizmet Adamı ödülü ve 2002 yılında
Türk dünyasına hizmet ödüllerini aldı. 250 kadar uluslararası bilimsel kitabı olan Oktay Sinanoğlu halen Yale Üniversitesi'nde iki bölümde, ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya profesörü olarak görev yapmaktadır. Evet çocuklar, metnimizde anlamını bilmediğiniz sözcükler neler? Evet Yavuz. Kimya kelimesi öğretmenim. Evet başka çocuklar? Cemil. Doçent kelimesinin anlamını bilmiyorum öğretmenim. Evet, anlamını bilmediğiniz başka sözcük var mı? İrem? Kuram kelimesinin anlamını bilmiyorum. Evet çocuklar, şimdi anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamlarını sözcüklerinizden bulun. Araştıracağınız sözcükler kimya, doçent ve kuram. Anlamını bulan var mı sözlükten? Aykut? Kimya, cisimlerin yapı ve atom düzeni bakımından değişik cisimlere dönüşmesini inceleyen bilim dalı. Bilim dalı. Evet çocuklar, kimyayı bir kere de ben tekrar etmek istiyorum size. Kimya, cisimlerin yapı ve atom düzeni bakımından değişik cisimlere dönüşmesini inceleyen bilim dalının adıdır. Peki doçenti bulan var mı? Evet Büşra. Doçent, üniversitelerde profesörlerden önceki aşamada bulunan öğretim görevlisi. Evet, bir kez de ben tekrarlayayım. Doçent, üniversitede profesörden önceki aşamada bulunan öğretim görevlisinin unvanıdır çocuklar. Peki, kuramı bulan var mı? Evet Çelin, neymiş kuram? Bir bilim ya da sanatla ilgili uygulanmadıkça gerçekleşip gerçekleşmeyeceği doğru olup olmadığı bilinemeyen düşüncelerin ve ilkelerin hepsi. Evet çocuklar, kuramı bir de ben tekrarlamak istiyorum. Bir bilim ya da sanatla ilgili uygulanmadıkça gerçekleşip gerçekleşmeyeceği doğru olup olmadığı bilinemeyen düşüncelerin ve ilkelerin hepsine çocuklar kuram diyoruz. Evet çocuklar, metnimizi okuduk. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri de sözlükten bulduk. Şimdi metinle ilgili sorular sormak istiyorum size ve bu soruların cevaplarını sizlerden alacağım. Oktay Sinanoğlu'nun en önemli özelliği nedir? Evet Hilal. Öğretmenim, Oktay Sinanoğlu'nun en önemli özelliği tarihte en geç profesör olmasıdır. Çok güzel. Bir kez de ben tekrar etmek istiyorum çocuklar soruyu ve cevabı. Oktay Sinanoğlu'nun en önemli özelliği nedir diye sordum arkadaşınıza. Arkadaşınız, Oktay Sinanoğlu'nun en önemli özelliğinin tarihteki en genç profesör olan kişi olmasıdır dedi. Ki doğru cevap verdi arkadaşınız. Evet, bir soru daha sormak istiyorum. Oktay Sinanoğlu'nun ilk aldığı ödül hangisidir? Evet Yavuz. Oktay Sinanoğlu'nun ilk aldığı ödül Yale Üniversitesi Yüksek Bilim Ödülü'dür. Evet çocuklar, Oktay Sinanoğlu'nun aldığı ilk ödülü sordum size. Oktay Sinanoğlu'nun aldığı ilk ödül Yale Üniversitesi'nin Yüksek Bilim Ödülü'ydü. Evet çocuklar, sizler de metinle ilgili anlamını bilmediğiniz sözcükleri bularak ve metnin sorularını cevaplayarak çalışma sayfanızı yapmayı unutmayın. Evet çocuklar, Oktay Sinanoğlu kimya dalında ödül almıştı. Türkçe ile ilgili araştırmalarda bulundu. Şimdi sizlerden Oktay Sinanoğlu'nun Türkçe ile ilgili yaptığı araştırmaları bulmanızı istemiştim daha önce. Bu araştırmayı yapan var mı internetten? Evet Cemil, buldun mu? Evet öğretmenim. Peki araştırmanı sunar mısın arkadaşlarına? Evet öğretmenim. Oktay Sinanoğlu bir makalesinde şöyle diyor. Atatürk Türk kimliğini Türkçe ile tanımlamıştır. Onun için de Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nda sonraki temel davası Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden korumaktı. Bunun için de eğitimi her düzeyde Türkçe ile yapmak halkın yabancı dile eğitime özenmesini önleyecek tedbirler almak olacaktır. Bakınız, Atatürk bu konularda neler diyor? Türk
Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk dili dillerin en zenginidir. Yeter ki bu dil bilinçli işlensin. Milli eğitimin ne demek olduğu bilinmekte. Hiçbir tereddüt kalmamıştır. Bir de milli eğitim esas olduktan sonra onun lisansını, usulünü, vasıtalarını da milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz. Görülüyor ki Atatürkçülükle yabancı dilde eğitim yanlışı olmak bağdaşmaz. O halde Atatürkçülere bugün her zamankinden çok büyük görev düşüyor. Türkçe bir iki nesil sonra yok olmadan yabancı dilde eğitime son verilmeli. Onun yerine yabancı dil takviyeli Türkçe fen liseleri veya süper liseler almalı. Türkçe bilim ve teknik yayınları devlet ve çeşitli kuruluşlarca teşvik edilmeli. Unutmamalı ki Türk devletinin birinci görevi Türk adına kimliğinin onun için de Türkçenin sonsuza kadar yaşaması sağlamaktır. Evet Cemil, araştırman için teşekkür ediyorum öncelikle sana. Güzel bir araştırma olmuş. Çocuklar, şimdi birlikte metnimizin haritasını oluşturacağız. Evet, incelediğimiz kişi kimdi? Kimdi çocuklar? Oktay Sinanoğlu. Evet, Oktay Sinanoğlu'nun bir fotoğrafını görüyorsunuz şu anda. Şimdi metnimizin haritasını çıkartacağız. Evet çocuklar, Oktay Sinanoğlu hangi yılda doğmuştu? 1935 yılında doğdu. Evet, Oktay Sinanoğlu 1935 yılında doğdu. Evet, ne zaman kimya mühendisi oldu? 1957 yılında kimya mühendisi oldu. Evet çocuklar, Oktay Sinanoğlu 1957 yılında kimya mühendisi oldu. Peki çocuklar, doçent olduğu tarihi hatırlıyor musunuz? 1961 yılında doçent oldu. Evet, 1961 yılında doçent oldu. Peki, profesör olduğu tarihi hatırlıyor musunuz? 1962 yılında profesör olduğunda 27 yaşındaydı. Evet, 1962 yılında profesör oldu ve Oktay Sinanoğlu profesör olduğunda çocuklar henüz 27 yaşındaydı. Dünyanın en genç profesörü. Peki çocuklar, ilk ödülünü ne zaman aldı? 1964 yılında ilk ödülünü aldı. Evet, Oktay Sinanoğlu 1964 yılında ilk ödülünü aldı. Evet çocuklar, kitap sayısını hatırlayan var mı? 250 kitap. Evet çocuklar, Oktay Sinanoğlu'nun 250 kitabı yabancı dillere çevrilmiştir. 250 tane eseri yabancı dille çevrilmiştir. Çocuklar, sizler de çalışma kitabınızın ilgili bölümlerini yapmayı unutmayın. Evet çocuklar, şimdi metnimizle ilgili neden ve sonuç ilişkisini kuracağız birlikte. Evet, neden için kim söylemek ister? Neden? Evet Filiz. 50 yıldır çözülemeyen matematik kuramını çözdü. Evet, peki sonucu kim söyleyecek bana? Evet İrem. Dünya tarihinin en geç profesörü oldu. Evet çocuklar, nedeni ve sonucu bir kez de ben tekrarlamak istiyorum size. Oktay Sinanoğlu 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözmüş ve bunun sonucunda dünya tarihinin en genç profesörü olmuştur ki hatırlarsanız 27 yaşında profesör olmuştu. Evet çocuklar, sizler de çalışma kitabınızın neden sonuç ilişkisini doldurmayı unutmayın. Evet, bilim adamlarının hayatı gerçekten çok ilginç çocuklar. Boş vakitlerinizde bilim adamlarıyla ilgili, bilim insanlarıyla ilgili araştırmalar yaparak onların hayatını öğrenebilirsiniz sizler de. Evet, bilimden söz ederken çağımızın en çok kullandığımız bir ürününe geçmek istiyorum burada. Telefon. Telefonu günlük yaşantımızda hangi amaçlarla kullanıyoruz çocuklar? Evet Aykut. Öğretmenim, telefonu günlük yaşantımızda haberleşme aracı olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Başka? Evet Büşra. Öğretmenim, cep telefonlarını istediğimiz yerde istediğimiz kişiyle görüşüp konuşabiliyoruz.
Evet çocuklar, telefonu biz haberleşme aracı olarak kullanıyoruz ve teknolojinin ilerlemesiyle cep telefonunu da istediğimiz yerden istediğimiz kişiyle görüşmek amacıyla kullanıyoruz. Şimdi ekranımıza bakalım. İlk resmimizle ilgili ne söylemek istersiniz çocuklar? Celil? Örmenim, bu ilkel bir telefon. Peki, bu ilkel bir telefon. Bununla ilgili başka ne söyleyebiliriz? Hilal? Öğretmenim, bu telefonda numaralar yok. Evet, telefonda numaralar yok. Bu resimle ilgili olarak neler söyleyebiliriz? Filiz? Öğretmenim, bu resimdeki telefonun numaraları var ama tuşları yok. Tuşları yok. Başka ne söyleyebiliriz Cemil? Öğretmenim, dedemler eskiden böyle bir telefon kullanıyorlardı. Numaraları içine parmaklarını sokup çevirerek kullanıyorlarmış. Evet, bu telefonla ilgili başka ne söyleyebiliriz İrem? Öğretmenim, bu eski bir telefon çeşididir. Evet, bu da eskiden kullandığımız bir telefon çeşidi çocuklar. Şimdi üçüncü resmimizi inceleyelim. Evet, üçüncü resmimizde başka bir telefonu görüyoruz. Bu resim hakkında ne söyleyebiliriz Aykut? Öğretmenim, bu günümüzde kullandığımız telefon. Peki bu telefonun özelliği nedir çocuklar? Büşra? Öğretmenim, bu telefon aradığımız numarayı gösteriyor. Aradığımız numarayı gösteriyor. Başka ne gösteriyor telefon? Celil? Öğretmenim, bu bizi arayan numarayı gösteriyor. Evet, bu bizi arayan numarayı da gösteriyor çocuklar. Evet çocuklar, şimdi sizlere anahtar sözcükler vereceğim. Anahtar sözcüklerimiz başarı, ses, tel, telefon ve deney. Şimdi metnimizle ilgili resimleri gördük. Bununla ilgili bir ilişki kurabilirsiniz. Anahtar sözcüklerinizi de verdim. Ve resimleri, anahtar sözcükleri kullanarak bir metin oluşturmanızı istiyorum sizden. Oluşturduğunuz metni arkadaşlarınıza sunacaksınız. Oluşturduğum metni sınıfa kim sunmak istiyor? Evet Aykut, lütfen okur musun? Cep telefonu. İnsanlar yıllardan bu yana telefonu kullanıyorlardı. Çok uzaklarda bulunan yakınları ve arkadaşlarıyla rahatça kullanabiliyorlardı. Ancak bu insanlara yetişmiyordu. Telefonu daha da geliştirmek için çeşitli deneyler yapıyorlardı. Çünkü telefonların telleri onları rahatsız ediyordu. Telefonu tellerden kurtarmak, istedikleri yere götürmek, her yerden diledikleri kişilere konuşabilmek için birçok deney yapıldı. Önce telsiz telefon bulundu. Artık bir telefon 50-10 metre uzağından bu telefonun numarasıyla görüşmeler yapılıyordu. Telsiz telefonun bulunması bu konuda uğraşan bilim insanlarını umutlandı. Araştırmalara yoğunlaştı ve sonunda telleri bağlı olmadan çalışan bir telefon yapmayı başardılar. Artık telefonları cebimizde taşıyor, istediğimiz yere götürüyoruz. İstediğimiz kişilerle görüşüyoruz. Tabii kapsam alanının içinde. Çok güzel olmuş Aykut. Teşekkür ediyorum. Evet çocuklar, şimdi metninizi ben size okuyacağım. Ve metni okurken bazı yerlerde durarak keseceğim. Ve metnin bundan sonraki kısmını sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Onun için beni dinleme kurallarına uygun olarak dinlemenizi istiyorum. Telefonun bulunuşu. Uzun boylu, ağır başlı genç adam kalemi bıraktı. Mektubu zarfa koydu. Derin düşünceler içindeydi. Demek ki başarısı gerçekleşiyordu. Kirli, darmadağın atölyede yardımcısı ile birlikte yaptıkları deneyler sonuç vermişti. O gün insan sesini elektrik telinden geçirmeyi başarmışlardı. İşte bu zarfa koyduğu mektupta bunlar yazıyordu. İnsan sesini elektrik telinden geçirme düşüncesi Graham Bell'in kafasını kemirip duruyordu. Güç şartları içindeydi. Bu yüzden yaptıkları deneyler sonuç vermiyordu. Graham Bell yılmadı. Nasıl olsa bir gün gelecek, düşüncelerini herkese benimsetecek,
kanıtlayacaktı. Evet çocuklar, şimdi metnin bundan sonraki bölümünü tahmin edelim. Evet İlhan. Bel ve arkadaşı hiç yılmadan çalıştılar. Evet, diyorsun ki Bel ve arkadaşı hiç durmadan çalıştılar. Başka ne olabilir? Evet Yavuz. Sonunda bir odadan konuştuklarını diğer odadan teller sayesinde duymuşlardır. Bir odadan konuştuklarını diğer odadan duymuşlardır diyorsun teller sayesinde. Başka ne olabilir çocuklar? Filiz. Telefonu bulmuşlardı. Çok mutluydular. Sevinçle birbirlerine sarıldılar. Evet, telefonu bulmuşlardı. Çok mutluydular ve sevinçle birbirlerine sarıldılar dedi arkadaşınız. Evet çocuklar, şimdi ikinci bölümü okuyacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. 1875 yılı Haziran'ın ikinci günüydü. Her zamanki deneylerden birini yapıyordu. Bel her iki atölye odasında üçer verici ve alıcı koymuştu. Cereyan bağlanınca mıknatısların iki kutbunu birleştiren saç levhalar titreşecekti. O gün deney esnasında bir şey oldu. Bel cereyan anahtarına basmıştı. Yardımcısı yan odadan seslendi. Bir dakika Bay Bel. Levha yine yapıştı. Bel yanıt verdi. Dokun da kurtulsun. Yardımcısı tekrar dokundu. Evet çocuklar. Bundan sonraki bölümü sizin tamamlamanızı istiyorum. Tahmin edin bakalım. Evet Cemil. Bel çalışma odasında tavan arasındaki yardımcısına seslendi. Beni duyuyor musun? Yardımcısı karşılık verdi. Evet efendim, duyuyorum. Yaşasın, başardık. Yaşasın, telefonu bulmayı başardık. Evet, çok güzel bir tahmindi Cemil. Şimdi tahmininle ne kadar örtüştüğünü göreceksin metnin. Levha 1-2 dakika titredi. Bel sesleniyordu. Dokun, dokun. Bel alıcıya eğilmiş dinliyordu. Hayır, bu bir gerçekti. Her dokunuşta bir ses geliyordu. Bel bu sesin ne demek olduğunu anlamıştı. Demek elektrikli telin ses titreşimlerini taşıyabileceği düşüncesi doğruydu. 3 yıldan beri aradığı sonuca ulaşmıştı. O günden sonra Bel ve yardımcısı geceyi gündüze katarak 2 ay çalıştılar. Herkesin görüp inanabileceği bir telefon yapmak istiyorlardı. Deneylerini yapmak için alıcıyı atölyenin arkasındaki bir yere, vericiyi tavan arasına koydular. Bel vericiyle yardımcısına şunları söyledi. Lütfen yanıma gelir misiniz? 1 dakika sonra yardımcısı şefinin yanına gelmişti. Böylece telefon emrini aldığı canlı olarak gösteriyordu. Duydum, duydum sizi diye bağırıyordu. Oldu artık, telefon çalışıyor. Telefonu bulduk, başardık, telleri konuşturduk. Evet çocuklar, metnimizi okudum. Bu metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler neler? Evet Büşra. Atölye. Atölye. Başka çocuklar? Celil? Saç. Saç. Evet Hilal? Alıcı. Alıcı. Evet çocuklar, şimdi bu sözcüklerin anlamlarını tahmin edelim birlikte. Ne demek olabilir atölye? Evet Yavuz. Öğretmenin parçaya göre telefon deneylerinin yapıldığı yer. Çok güzel. Parçaya göre diyor arkadaşınız. Telefon deneylerinin yapıldığı yer olabilir atölye. Peki saç ne olabilir? Filiz? Saç ince ve yassı demir levha olabilir öğretmenim. Evet, Filiz de saç için ince ve yassı demir levha dedi. Alıcı ne olabilir çocuklar? Cemil? Telefonda sesin geldiği yer olabilir öğretmenim. Evet, tahminleriniz çok güzeldi çocuklar. Çocuklar, sizler de çalışma kitabınızın uygun bölümüne tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Peki çocuklar, metnin en ilginç bölümü neresiydi? İrem? Sesin tellerin içinden geçmesi. Sesin tellerin içinden geçmesi senin için ilginç bir bölüm. Başka çocuklar? Evet Aykut? Başarısını yakınlarına mektupla bildirmesi. Evet, metnin ilginç gelen bölümü. Başka var mı çocuklar söyleyebileceğiniz? Büşra? Böyle bir bilim insanının çok güç şartlarda çalışması öğretmenim. Evet, arkadaşınız da bilim insanının çok güç şartlarda çalışması dedi. Peki çocuklar, okuduğumuz bu metni günlük hayatla ilişkilendirin desem size ne söyleyebilirsiniz? Evet Celil. Öğretmenim, telefon günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Çok doğru. Telefon günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. İletişimde en çok kullandığımız aygıt. Başka ne söyleyebiliriz? Hilal? Öğretmenim, telefonla konuşurken kısa ve öz bir şekilde konuşmalıyız. Gereksiz yere telefonları meşgul etmemeliyiz. Evet çocuklar, arkadaşınız gerçekten çok önemli bir konudan bahsetti. Telefonla konuşurken kısa ve öz olarak anlatmak istediklerimizi söyleyeceğiz. Telefonu uzun süre ve gereksiz yere meşgul etmeyeceğiz. Çocuklar, metnimizdeki karakterler kimler? Evet Yavuz. Öğretmenim, metnimizdeki karakterler Grambel ve yardımcısıdır. Peki çocuklar, bu karakterleri tanımlayabilir misiniz bana? Grambel ve yardımcısı nasıl karakterlerdir? Evet Filiz. Öğretmenim, Grambel yılmadan çalışan, inandığını uygulayan, umutsuzluğa kapılmayan ve sonunda başarılı olan bir karakterdir. Çok güzel. Grambel için arkadaşınız yılmadan çalışan, inandığını uygulayan, umutsuzluğa kapılmayan ve sonunda başarılı olan bir karakterdir dedi. Peki yardımcısı için ne söyleyebiliriz çocuklar? Evet Cemil. Öğretmenim, yardımcısı da böyle her zaman destek olan bir karakterdir. Evet çocuklar, yardımcı da Grambel'e sürekli destek olan, hep yanında olan bir karakter. Peki çocuklar, bu metnin ana düşüncesi ne olabilir? Evet İrem. Bu metinde umutsuzluğa kapılmadan, başarısız sonuçlar karşısında bile yılmadan çalışan insanların sonunda başarıya ulaşabileceklerini anlatıyorlar. Evet çocuklar, metnin ana düşüncesini bir kez de ben söylemek istiyorum. Bu metnin ana düşüncesi, umutsuzluğa kapılmadan, başarısız sonuçlar karşısında bile yılmadan çalışan insanların sonunda başarıya ulaşabileceğidir. Peki çocuklar, metinle ilgili bir anınız var mı? Evet Aykut. Öğretmenim, ben buz pateni çalışıyordum. Bir dönüş hareketi vardı. O hareketi yapabilseydim bir üst kategoriye çıkacaktım. Onlarca kez denedim, başaramadım. Buz paten öğretmenim umutsuzluğa kapandığım anda benim bu hareketi yapabileceğim kapasitede olduğunu söylüyordu. Onlarca kez çok çalıştım. Buzda düşmekten dizlerim yaralandı. Ama en sonunda dönmeye başardım. Öğretmenim sevinçle bana sarıldı. Çok güzel. Evet, arkadaşınızın anısı gerçekten çok güzelmiş. Sonuçta oldukça fazla yılmadan çalışmış ve istediği sonucu almış. Peki o zaman çocuklar, şunu söyleyebilir miyiz? Başarmak için önce inanmak gerekir. Evet çocuklar, sizler de her konuda başarılı olabileceğinizi unutmayın. Başarmak istediğiniz her şeyi, önünüze çıkan güçlükleri aşarak yapabilirsiniz. Şimdi metnimizde bir metnimiz var. Öncelikle ekranımıza birlikte bakalım. Metni okuyayım sizin için. Emre ile Zeynep ikiz kardeştiler. O sabah erkenden uyanmışlardı çünkü pikniğe gideceklerdi. Annesiyle babası da uyanmıştı. Hazırlıklar tamamlandı. Yola çıktılar, piknik yerine vardılar. Piknik yeri çok güzeldi ama bütün masalar doluydu. Çimlerin üzerine kilim serip oturdular. Şimdi metninizin ilk cümlesini okumanızı istiyorum sizden. Evet. Emre ile Zeynep ikiz kardeştiler. Evet çocuklar, ilk cümlemizi okuduk. Bu cümlede tek başına anlamı olmayan kelime hangisidir? Evet İrem. Bu cümlede ile kelimesi tek başınayken anlamsız olur. Çok güzel. Peki çocuklar, bu kelimenin cümle içindeki görevi nedir? Evet Aykut. Emre ve Zeynep kelimesini birbirine bağlıyor. Evet çok güzel. Peki metnimize bakalım. Şöyle bir bakın metnimize. Bu metinde ile kelimesine benzeyen başka kelimeler var mı çocuklar? Evet Büşra. Çünkü kelimesi var öğretmenim. Çünkü kelimesi var. Peki bu kelimenin görevi nedir çocuklar? Celil? O sabah erken uyanmışlardı, pikniğe gideceklerdi cümlesini birbirine bağlar. Evet, o sabah erkenden uyanmışlardı ve pikniğe gideceklerdi cümlelerini birbirine bağlıyor çocuklar. Evet çocuklar, demek ki bu kelimeler İki kelimeyi birbirine bağladığı gibi iki cümleyi de birbirine bağlayabiliyor.
Peki çocuklar, metnimizde buna benzer başka kelimeler var mı? Hilal? İle kelimesi öğretmenim. Evet, başka? Yavuz? Daha kelimesidir öğretmenim. Evet, başka ne var çocuklar? Filiz? Ama kelimesi var öğretmenim. Aferin çocuklar. Metnimizdeki bu kelimelerin tamamını buldunuz. Bu kelimeleri bir kez de ben tekrar etmek istiyorum size. İle, çünkü, da, ama, tek başına anlamı olmayan ama kelimeleri ve cümleleri bağlayan sözcüklerdi. Türkçemizde bazı sözcüklerin tek başına anlamları yoktur. Ancak cümle içinde görevleri vardır. Bu görevlerden biri de anlam bakımından birbiriyle ilgili iki kelimeyi veya iki cümleyi birbirine bağlamaktır çocuklar. Evet çocuklar, sizler de çalışma kitabınızdaki etkinlikleri yaparak öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz.